Herkese selamlar, herkese günaydınlar. Birkaç haftadır tekneyle video çekmiyorduk. Herkes sattın mı, ne yaptın, nerede, kesin sen bunu sattın falan, işte beğenmedin bilmem ne gibi sorular geldi. Hep işte yorumlar geldi, mesajlar geldi. Öyle bir şey yok, satmadım tabii ki de. Çünkü ben çok memnunum bu tekneden. Bu konforundan, bu yapabildiklerimden, işte konaklamalarımdan, lavabosundan, her şeyinden çok memnunum. O yüzden henüz satmayı düşünmüyorum tabii ki de. Sadece kafamda bir şey vardı, bir sürprizim vardı benim aslında. O sürprizle birlikte yayınlamak istiyordum bunu. O sürpriz geldiği zaman, size göstermek istediğim şey geldiği zaman yayınlamak istiyordum birlikte. Ama maalesef bir hafta gecikmeli oldu. O yüzden bundan bir sonraki video değil, ondan sonraki video, yani bir sonraki hafta paylaşacağım video inşallah onunla birlikte olacak. Aşırı derecede heyecanlıyım. Çünkü videolarıma, yani bu konseptteki, bizim konseptimizdeki videolarımız için inanılmaz fark edecek, inanılmaz değişik şeyler yapacağımız bir şey olacak. Ben çok heyecanlıyım. Umarım geldiği zaman siz de beğenirsiniz. Göreceğiz neler yapacağız, nasıl şeyler yapacağız, nerelerde yapacağız bu çekimleri, o zaman göreceğiz. Şimdi bu videoya geçelim. Videonun amacı şu anda şu: her zaman 1000 liralık, 1500 liralık, 2000 liralık oltalarla balık avlamaya çıkıyoruz. İşte neden onunla ancak balık tutulur, işte ucuz oltayla balık tutulmaz, nasıl tutulsun ki falan gibisinden şey oluyor. Ben de bugün bunu denemek için geldim. Bugün yemli avlanacağım. Bir tarafta 2500-3000 TL arasında değişen bir oltam var. Bir tarafta da 100-150 lira civarı bir olta var. İkisi de tekneden balık tutabilmek için olan oltalardan. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi elimde iki tane olta var. Şöyle döndüreyim bu tarafa. Şimdi bir tanesi bu. Bu jik oltası olarak da tabii ki kullanılıyor. Bunun fiyatı ortalama 2500-3000 lira civarı. Şimdi bunun markasını daha önce de söyledim, yani Cedros makine var 10.000'lik. Bir de Savager Salt 80-140 mı? 80, öyle bir şey. Bu dediğim gibi 2500-3000 lira civarında bir olta. Şimdi hem bununla avlanacağım bugün. Bu da 150 lira civarına aldığım, internetten aldığım bir olta. Bunun linkini aşağı bırakacağım. Bakalım yakalayabilecek miyim bununla? Çünkü bununla yakalıyorum. Bununla da şu an 65-70 metrelerde keteze avı, yemli avı yapacağım. Bakalım bununla yakalayabilecek miyim? Onu görmek istiyorum. İlla 3000 liralık bir olta mı gerekiyor, yoksa 150 liraya da karnımı doyurabilecek miyim? Ben bugün bunu görmeye geldim açıkçası. Yanıma hiçbir türlü yemek, hiçbir şey almadım. Bir tane limonata aldım. O kadar. Bugün eğer bununla balık tutabilirsem karnımı bugün bununla doyuracağım. Eğer tutamazsam bugün aç döneceğim eve. Bakalım nasıl olacak. Yavaş yavaş oltamı hazırlamaya başlayayım ben. Şimdi bununla daha önceden balık tuttuğum için bunu hani göstermeyeceğim. Eğer bununla, onunla tutamazsam o zaman buna geçeceğim. Diyeceğim ki evet arkadaşlar, maalesef işte 150 liralık bir olta takımıyla bu iş olmuyormuş gibisinden. Ama ben inanıyorum bu da benim karnımı doyuracak. Bu arada komple set, yani içinde misinas her şeyi var. O şekilde 150 lira. Öyle söyleyeyim, makinesinden kamışına. Dediğim gibi belki çok ona şeyiniz olmaz, bütçeniz. Ben de ona göre bir, yani olta takımı listesi yaptım internette. Oradan seçebilirsiniz, alabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş şöyle yine takımımı hazırlayayım. Karnımı doyuracak kadar balığımı tutabilirsem eğer, çok güzel bir koya gideceğim. Böyle tertemiz suyu olan, inanılmaz güzel, huzurlu bir koya gidip orada yemeğimi yapacağım. Balığımı yiyeceğim. Sana güveniyorum, ne olur beni aç bırakma. Çok soru alıyorum çünkü. Ucuz oltayla balık yakalanmaz mı, ya da oltalar paylaşır mısın linkini vesaire diye soran çok olduğu için. Ben şimdi direkt linkini paylaşmadan önce bunu test etmek istiyorum. En azından yani tutup da size "aa bak bunu alın" dedikten sonra ve siz aldıktan sonra iki çekmede kırılırsa kulaklarım çınlamasın yani. O yüzden şimdi deneyeceğim. Ondan sonra size bunu tavsiye edeceğim. Evet. Değdi ve yakaladım şu anda. Mı? Yo ama değmiş, şey, vurdu yani. Demek ki vurmuş, yakalanmamış. Ama vuruş aldım. Demek ki balık var, iyi. Muhtemelen yemler bitti. Herhalde balık yakalamışım ben. Mi? Evet, vallahi yakalamışım.
Fark etmedim demek ki yukarı çekerken biraz şey oldu hayvan, sersemledi. Çok lezzetli bir balık bu arada, hamur. Koyalım. Güzel. İlk balığımızı yakaladık. Bakalım devamı gelecek mi? Tekrar deniyoruz şimdi bakalım. Yere değdi. Vurdu. Galiba yakaladım bir şey. Ama ufak gibi. Aynen, güzel bir mercan. Yenecek boyda. Allah, gitme. Neyse, gitmedi, orada kaldı. İyi. Yiyeceğim balığı yakalarsam süper olur. Böylece illa pahalı takımlara gerek olmadığını da kanıtlamış oluruz. Kendi çapımızda en azından. Tabii ki de pahalı oltaların eminim birçok şeysi vardır. Artısı. Ama ben şu anda en ucuz oltayla acaba karnımı doyurabilecek miyim? Onu deniyorum. Evet. Sanırım bir tane daha yakaladım. Güzel bir çakma mercan daha. İnanıyorum ya, bugün ben bu 150 lira koltayla Yemlav'da karnımı doyuracağım. Hadi bakalım. Hemen yemleri değiştirdik. Tekrar attık. 44 metredeyim bu arada. Oo! Of, çok güzel bir balık geliyor şu an. Galiba. Göreceğiz. Yani iyi vuruş aldım. Eğer oysa güzel balık. Neyse, yine de fena balık gelmiyor bence. Bu arada bana çok dediler. O makineyle, o kamışla onu çekemezsin. Kırılır bilmem ne. Ha, bir de 100 gram mı kullanacaksın falan diye, ama görüyoruz gayet de güzel balık tutuluyor. Of, şuna bak. Süper ya. Şöyle güzel bir çakma mercan. Şaygo, Şaygo, Ünlü Pablo, Pablo. Hemen yemleri tazeleyip tekrar göndereceğim. Bam Bam Emre abimin bir sözü var. Onu yerine getireceğim. Büyük yem, büyük balık. Hadi bakalım. Göreceğiz. Şöyle büyük büyük takacağım şimdi. Büyük büyük taktık. Aa, bıraktı. Galiba. Yok mu? Bıraktı mı acaba ya? Yok ya, geliyor. Oo, hem de ikili. Süper ya. Bugün herhalde Allah karnımı doyuracağım gibi. Bakalım. Şimdilik öyle görünüyor. Hem daha zamanım da var balık avlamak için. Yağda çevirmeyi özledim ya balığı. Mısır ununda. Bu oltayla son atışımı yapıyorum şimdi. Daha sonra farkını anlamak için, farkını söyleyebilmek için 3000 liralık oltaya geçeceğim. Onunla deneyeceğim. Bakalım farkları neymiş. Allah! Of diyorum ya. 3 tane birden. Süper ya, vallahi billahi. Sanırım karnım yeterince doyacak bugün. Öyle görünüyor. Şimdi aslında bana yeteceğini düşünüyorum. Ama yine de 150 TL karşısında 3000 TL'lik oltanın farkını anlamak için bir de şimdi onunla avlanacağım. Birkaç tane de bununla balık tutmaya çalışacağım. Farkları ne? Ne hissettiriyor? Acaba daha mı iyi hissettiriyor işte balığın vuruşunu vesaire? Şimdi ona bakacağım. Evet, şimdi de buna yemlerimizi taktık. Attık. Bakalım farkı neymiş. Bir de bunun misinası ip, esneklik payı pek yok. Hani her vuruşu anında hissedebiliyorsunuz. Tabii ona da ip takılabilir.
Oo, çok güzel bir vuruş aldım. Çok güzel bir balık geliyor şu an inşallah. Evet. Çok güzel gol. Bir mercan geldi. Şöyle. Öncelikle anında hissediyorsunuz. Çünkü nedeni ip misine olduğu için. Diğeri tamamen misine olduğu için esneklik payı oluyor. Bir de dediğim gibi en ucuz malzemelerden aldım. En ucuz olabilecek en ucuz şekilde aldım yani. O yüzden de tabii ki misinasını ona göre daha iyisini alabilirsiniz. İp misine takabilirsiniz vesaire. Ben sadece farklarını anlamak için şimdi diğer yani pahalı olan 3000 lira olan olta ve kamış setiyle mercanı avladım. Şimdi bir tane daha avlayacağım. Daha sonra çok güzel bir koya geçeceğim. Orada da yemeğimi yapacağım. Keyif yapacağım. O nar gibi kızarmış çıtır çıtır olmasını çok özledim. Uzun zamandır yapmıyorum. En son ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum bile. Oo. Of, çok güzel balık aldım ya. Ya bırakma işte ya. Bırakma ya. Aa, bırakmamış. Şöyle. Ama bu o mu? Ayrıca balon mu değil mi? Biraz büyük olduğunu düşündüğüm için çatır çatır çekmiyorum. Koparabilir diye. Bu ne? Balon. Bu evet. Kocaman bir balon. Şaşırdık mı şaşırmadık. Çünkü sizden bıktık artık. Allah bin türlü belediyenizi vermeye. Yeter artık. Bak bütün şeyleri kopartmışlar. Hepsini. Demek ki neymiş? 150 liralık. Oltayla yiyecek balık yakalarken 3000 liralık oltayla balon balığı yakalıyormuş. Yok şaka bir yana. Balon balığı her yerde var maalesef. Bu arada size balon balığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan birkaç tane anlatmak istiyorum. Öncelikle balon balığı size durduk yere saldırmaz hiçbir şekilde. O hani haberlere çıkan çocuğun parmağını ısırmış, kopartmış, birisinin bilmem nesini koparmış, yok işte paletini ısırmış da kopartmış da kırmış da falan. Arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle yok. Bu balık hiçbir şekilde durduk yere saldırmıyor. Durduk yere gelip de size işte sen yüzerken gelip böyle patır kütür pirana gibi sizi yemiyor. Ayrıca işte saldırması da yalan haber, ısırması da yalan haber. O ısırdı dediği küçük bir çocuk, 7 mi 8 yaşında bir kız çocuğu, parmağını sokuyor ağzına. Hayvan zaten tenekeyi kopartıyor yani ısırdığı zaman kırıyor. Tabii ki de parmağı da ısırıp kopartıyor ama elini sokmazsanız içine ya da öyle saçma sapan şeyler yapmazsanız bu balık hiçbir şekilde gelip size saldırmıyor. Evet. Denizimiz için çok kötü, çok zararlı. Bütün balıkları her şey yiyor, yamyam gibi her şeye saldırıyor ama size işte vücudunuza ya da durduk yere saldırması gibi bir şey, öyle zararları yok. Aa, balon balığı bana dokundu, her yerim işte kızardı vesaire gibi haberler de çıkıyor. Bunlar kesinlikle yalan haber. Bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Balon balıklarını toplayıp yani etrafında olduğunda ve ısırıp ısırmadığını gösterecek şekilde insanların içi rahatlasın diye ama dediğim gibi ya kocaman bir balon balığını tutuyorum ve hiçbir şey olmuyor. Kimin neye alerjisi var onu bilemem ama durduk yere herhangi birine de böyle zarar vermiyor yani. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Keyif yapıyoruz. Güzel bir koya gidiyoruz ve yemeğimizi orada pişiriyoruz.
Evet, drone'da da göründüğü üzere inanılmaz güzel bir koy burası. Faselis koyu. Şimdi burada bu manzarada balığımı yiyeceğim, balığımı yapacağım burada ve güzel güzel yiyeceğim. Hava çok güzel, çok sıcak. Keşke şortumu getirseydim. Herkes denize giriyor. Muhtemelen deniz suyu girilebilecek kadar ısındı. O yüzden herkes denize girmiş durumda. Ben pek fazla soğuk suyu sevmem ama yine de girerim yani. Şimdi yavaş yavaş balığımı temizleyeyim ben. Daha sonrasında da masamı hazırlayacağım. Tam istediğim gibi kızardılar ya, var ya. Of. Çok güzel. Sanırım bunları yavaş yavaş alabilirim. Bu arada limon buldum ya, var ya. Belki 2 aylık limon ama kapalı yerde durduğu için hiçbir şey olmamış. Yani en azından dışına bir şey olmamış. İçini daha görmedim ama tuzum yok. Limonum var, bana yeterli. O zaman yavaştan bunları ben alayım. Şuna bakar mısınız ya? Nar gibi oldu, nar. Yandı kebap. Şimdi bunları var ya, nasıl yiyeceğim biliyor musun? Ama biraz soğuması lazım benim için. Hava o kadar sıcak ki şu buzlu limonata ilaç gibi geliyor. Yanında da şöyle efsane bir tabağım var. Şöyle başlayayım. Ya şu kıtırlığı yok mu? Beni bitiriyor yemin ederim. Bu arada bana Instagram'dan sürekli böyle balık yaptığınız zaman falan resmini atıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Ayrıca benim de onu gördüğüm zaman çok canım çekiyor. Çünkü gecenin 12'sinde 1'inde falan attığınız oluyor. O saatte nereden bulacağız balığı? Bu arada tekrar hatırlatayım. Bu balıkları yakaladığım olta ve fazlası. Yani orada bütçenize göre bir sürü böyle ucuzdan pahalıya giden sürü olta takımı vesaire öyle şeyler ayırdım. Açıklama kısmında en üstte linkini bırakacağım. Olta takımları diye listesini bırakacağım. Oraya girip bakabilirsiniz. Ayrıca oradan alıp yakalarsanız da lütfen bana resmini gönderin. Çok merak ediyorum. Ben de beni etiketlerseniz Instagram'dan onu paylaşmak isterim gerçekten. Hop, evet. Yemeğimi yedim. Çok güzel keyif yaptım. Ondan sonra da yola çıktım. Kemer Ayışı koyuna geldim. Videomuz buraya kadar. Şimdi sizi 2 dakikalığına Kemer Ayışı koyunun güzelliğiyle baş başa bırakmak istiyorum. Benden bu kadar.
Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca bütün yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsini tek tek okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Running far away, would I run off the world someday?